Hoş geldiniz dostlar selamun aleyküm katıl ile bizlere destek olan 30 kişiye teşekkür ederek videomuza başlangıç yapalım. Ukrayna Rusya son durum İnguşya'dan Ingush Omon askerlerinin Energodar bölgesinde Ukrayna ordusuna ait bayrağı indirdiği görüntüler bugün itibariyle servis ediliyor. Rusya bilindiği gibi çok sayıda İnguş, Çeçen ve bunun dışında bazı Rusya'ya bağlı Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda askeri buraya getirerek kendi askerlerinden ziyade buradaki askerlerin öncü olarak ölmesini sağlıyor. Bu kapsamda İnguş, Omon askerlerinin Energodar'da ilerleyişinin devam ettiği de not düşürmüş. Yine Ukrayna'ya ait BTR-4 zırhlı aracın Rusya tarafından ele geçirildiği görüntüler Rus askeri haber kanalı Zvesta'da servis ediliyor. Yine Ukrayna kuvvetlerinin Çerniv Oblastı'nda iki Rus Tor M2 hava savunma sistemini ele geçirdiği de not düşülüyor. Yani savaş alanında karşılıklı olarak birbirlerinin envanterinden silahları, hava savunma sistemlerini ele geçirmeye devam ettiklerini görmekteyiz. Öğretim görevlisi Emet'e gözü güzelli şu noktaya değiniyor. Karadeniz ve Azakdeniz'inde Rusya'nın Ukrayna'nın kara suları üzerinde fiili kontrol elde etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bu stratejik açıdan özellikle Sivastopol limanını işgal etmesiyle bir kez daha önemini gösteriyor. Ukrayna'nın açık deniz, petrol ve gaz varlıklarına böylelikle el koyulmuş oldu. Kerç Boğazı'nın münasır yargı yetkisiyle Rusya'ya geçmiş olduğu şunu söyleyelim. Rusya, Ukrayna'da diğer enerji şirketlerinin Exxon Mobil, Shell ve benzeri istemediğini daha öncesinde duyurmuştu. 2014 Kırım işgaliyle ilgili firmaların faaliyeti de durmuştu. Kırım'ın il halkıyla Karadeniz'deki petrol gaz yataklarının 80'in ve liman altyapısının büyük bölümünün Rusya'ya geçtiğini söyleyelim. Büyük uluslararası enerji holdingleri Eni, Chevron, Shell ve benzeri Ukrayna'nın enerji potansiyelini 2014 yılından önce fark ettiler. Büyük anlaşmalar yapıldı. ABD Enerji Bakanı Rick Perry ülkeyi Avrupa'nın Texas olarak nitelendiren açıklama da yapmıştı. Yine bugün Amerika'nın kendi gazını Avrupa'ya LNG olarak satarak Avrupalıları kollayıcı ve enerji güvenliğini sağlayacağı dile getiriliyor. Fakat tabii ki de bu hiç kolay değil. Arada devasa bir mesafe var. Hatta bu yüzden geçen gün haberini yapmıştık. ABD İran'dan gaz satın almayı bile düşünüyor. ABD İran gazını LNG vasıtasıyla buralara taşıyabilir. Yine İsrail medyası bilindiği gibi sık sık istihbarat haberleri servis ederler. Bu kapsamda dünyanın birçok yerinde adamları vardır. Yine Times of Israel.com'un haberine göre raporlara göre vatana ihanetten vurulduğu iddia ediliyor haberi servis edilmiş. Geçen günlerde müzakere heyetinden bir Ukraynalı'nın öldürüldüğünü söylemiştik. Özel görevlerin yerine getirilmesinde Ukrayna Savunma Bakanlığı Baş İstihbarat Departmanı olarak çalışan bir kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Bunun artık öldürüldüğü İsrail basınında da yer almış Ukrayna öldürüldüğünü reddetmişti. Kendisi Rus ajanı olarak değerlendiriliyor. Yine Ukrayna ordusuna katılmak için Kiev'de insan kalabalığı sıraya girdi şeklinde İsrail medyası haber servis etmiş neden burada olduğumuzu biliyoruz, ülkemizi neden savunduğumuzu biliyoruz ve aslında orada duran ve Rus askeri güçleriyle savaşan adamlarımız da bunu biliyor açıklamasına yer verilmiş. Zelenski'nin Yahudi olmasından dolayı İsrail'den de sık sık bu tarz açıklamalar geliyor. Yine İngiliz basını Daily Mirror'a göre eski KGB yetkilisi Ukrayna düşerse Putin Avrupa'ya suikastçı gönderecek uyarısını yapıyor. Putin'in eski KGB patronu Putin'in ABD'de suikast emri vermeye cesaret edemeyeceğini ancak Rusya devlet başkanının Avrupa'da bunu deneme olasılığının yüksek olduğu haberi de servis ediliyor. Yine dostlar yakın zamanda Alman Hava Kuvvetleri Eurofighters'ın katıldığı İtalyan Hava Kuvvetleri önleme uçaklarıyla beraber Romanya'da hava polisini desteklemeye devam edeceğini de resmi olarak duyuruyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen foreignaffairs.com'un haberine göre Amerika, Ukrayna'nın Rusya ile savaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapmalı, dünya, demokrasi ve yeniden canlanan otoritikler arasında mücadeleye kilitlenmiş durumda, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki zafer ihtimali bu mücadelede dönüm noktası olabilir şeklinde açıklama yapılmış fakat uzmanlara göre zafer ihtimali %0 sadece Ukrayna Rusya direnebildiği kadar direnecek ve verdirebildiği kadar kayıp verdirecek. Diğer haberlerimize bakalım. Ekmek krizinin kapıda olduğu belirtiliyor. Dünya buğday üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Rusya ve Ukrayna an itibariyle savaşta olduğu için buğday fiyatlarının her gün tırmandığını görmekteyiz. Fiyatlar 14 yılın zirvesine çıkmıştı. Daha da ilerlemeye devam ettiğini grafikten görmektesiniz. Yine ülkemizde dün sıvı yağ manzaralarında görmüşsünüzdür. İnsanlar zam gelmeden sıvı yağ satın almak için Marketler akın etti birçok markette fiyatları pahalı fiyattan satmak için sıvı yağları tekrardan depolara kaldırmış durumdaydı. Bu görüntülerde sosyal medyanın gündemindeydi. Diğer haberlerimize bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı yüzlerce kişinin toplandığını görmekteyiz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto ediliyor New York en ünlü turistik mekanlarında olan meydanı dolduran göstericiler attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki dolu açıklamalarda bulunuyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz bugün Expo Dubai'deki Union Fortress tatbikatına katılırken Sizlere bu videoyu paylaşıyoruz duyurusu yapılmış. Silahlı kuvvetlerimizin muharebe yeteneklerini ve diğer özel askeri birlikleri ve polis gücümüzün yüksek koordinasyon yeteneklerini gösteren tatbikat cümlesi kullanılmış. Yani onlar da kendilerini kandırarak güçlü bir ordularının olduğunu iddia etmiş. Birleşik Arap Emirlikleri tatbikatından görüntüler görmektesiniz. Yine tatbikata Veliat Prens Şeyh Muhammed Bin Zayed'in katıldığı notu da düşürmüş. Serbest atlama gösterisi de yapıldı. Çok sayıda helikopter ve savaş uçağı Expo 2020'nin sonuna doğru düzenlenen Union Fortress tatbikatına katılmış oldu. Bu arada korona nedeniyle Expo 2020'nin aslında 2021 yılının sonunda başladığını da hatırlatalım. Fakat isim olarak 2021 değil, 2020 ismi kullanılmıştı. Bu notu da düşelim. Evet dostlar, tatbikattan görüntülerle veda ediyoruz. Hoşça kalın.